İşte analiz programı olarak Bolu'da Bolu Merkez Sanayi Sitesi'ne konuk olduk ve yanımızda Zafer Bey var. Zafer Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Zafer Aydın, 3. dönem Sanayi Sitesi Başkanı olarak sanayi sitemizde görev yapmaktayım. Evliyim, 4 çocuk babasıyım. Aslen Trabzonluyuz. Memleketim Düzce, Kaynaş'ta görev yapıyorum ama 42 seneden beri Bolu'da ikametgah etmekteyiz. Sanayi Sitesi'nin kuruluşu hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Bolu Sanayisi kuruluşu 1965'li yıllarda sanayimiz 483 dükkan üzerine 39 bloktan oluşan 121 hektar üzerine kurulmuş bir sanayidir. Ve merkez sanayi olarak Bolu'da konumu merkez sanayi olarak halka hizmet vermekteyiz. Kuruluşumuzda tabii sanayi o zamanın şartlarında konum itibariyle o zamana göre en modern sanayi olarak kurulmuş bir sanayi. Bölümler, meslek dalları ayrı olarak kurulmuştu tabii. Tabii ki gün geçtikçe tabii ister istemez yenileşmeler de olması gerekiyor. Ama şu anda bu düzende biz halkımıza hizmet vermek için devam ediyoruz. Sanayi sitesinde vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Büyük alanda otosanayi olarak hizmet veriyoruz. Tabii bunun içinde büyük araçlarımız da var. Demirci, mobilyacı, nalburiyacı olarak da sanayimizde bu tür meslek dalları, PVC olsun. Bütün meslek grupları şu anda aşağı yukarı var. Konum olarak biraz geniş kapsamda hizmet veriyoruz şu anda. Esnaflarınıza ne tür hizmetlerde bulunuyorsunuz? Burada şu anda bizim göreve geldiğimizden sanayide bir kapı olayımız yoktu mesela. Çevreyi komple kapılarımıza 13 adet kapıyla kapattık. Akşam ve sabah belli bir saatlerde kapatıyoruz. Kartlı sistemi, geçiş sistemimiz var. Kartlı geçiş sistemiyle esnaflarımız sanayiye giriş yapıyorlar. Bu pandemi döneminde zaten bize çok büyük etkisi oldu, faydası oldu. Biz kapılarımızı kapatıp içeride kendimiz, yani kendi işimizi yapıp çalışıyoruz. Burayı da kapatmak da çok öyle kolay bir sanayi değil yani. Biz bunu başardık yönetimdeki arkadaşlarımla beraber. Elimizden geldiği kadar esnafımıza geziler düzenledik. Yani belki de Türkiye'de bilmiyorum, ben çok sanayi biz de geziyoruz. Eşlerimizle birlikte faaliyetler yaptık. Toplantılar yapıyoruz sürekli esnafla ilgili. Yani dayanışma, yani birbirimize dayanışmamız oluyor, dükkanı yanan oluyor, efendime söyleyeyim durumu bozulan esnaf oluyor. Birbirimize dayanışma yapıyoruz, destek veriyoruz. El birliğiyle sanayimize hizmet veriyoruz yani. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.